Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yapmıştık aslında? Ereylerle alakalı yani dizilerle alakalı çeşitli örnekler yapmıştık. Ve gerçekten parametrenin içine ne geçiriyor? Bu parametreleri nasıl değiştirebiliyoruz? Ve de sayıların yani aslında değişkenler üzerinde kullanılan işlemlerin aslında nasıl kullanıldığını ereylerde az çok görmüştük. Şimdi bakın komple bir örneğe geçmeden önce bir kavram daha var burada aslında. Aslında iki tane daha kavram var bunun dışında da. Multi-dimensional array yapısını ben size anlatmaya çalışacağım aslında bu derste arkadaşlar. Şimdi bakın normalde bizim multi-dimensional dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Normalde biz şöyle bir tanımlama yaptığımızda int a 10 eşittir ya da 3 diyeyim ben buraya. 1, 2, 3 dediğimizde aslında bu bizim için aslında bir vektör oluyor arkadaşlar. Nasıl bir vektör oluyor? 3 çarpı 1'lik aslında bir vektör biz burada gösteriyoruz. Yani bir hafıza bloğumuz var. Bu hafıza bloğunun içerisinde aslında 3 çarpı 1'lik bir tane değişken değeri atıyoruz. Ancak biz biliyoruz ki matematikte aslında biz sayıları sadece vektörlerle tutmuyoruz. Matrislerle de aslında tutuyoruz. Sallıyorum mesela 3 çarpı 2'lik bir matris yazın desem size. Şöyle 3, 2, 2 sallıyorum. 1, 2, 3. Tabi burada 3'e 3'lük yapalım bunu. Şöyle 3, 1, 1 diye değişkenlerden oluşan aslında bana bir tane matris aslında siz yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi C++'da ve C'de aslında adamlar bunun matris şeklinde gösterilebilmesi ve tutulabilmesi için aslında bir tane yol vermişler bize. O da nasıl? Aslında şu şekilde. Siz yine bir type yazıyorsunuz burada. Yani sistemin aslında türünü veriyorsunuz. Türünü verdikten sonra aslında bu diziye bir isim atıyorsunuz. İsim atadıktan sonra arkadaşlar aslında size 1 ve yine bir tane daha parantez açıp size 2 kelimesini buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bize ne anlatıyor aslında? Bakın örnek vermem gerekirse int a 3'e 3'lük bir ben bir tane aslında burada ne yapmış oluyorum? Bir matris tanımlıyorum aslında. Tabi ben bunu yaparken bunun değerlerini aynı örneğini yaptığım gibi işte 3, 2, 1, işte 5, 6, 7, 4, 3, 4, 4 diye mesela atıyorum. Bir tane değişken eğer tutmak istiyorsam hafızada aslında C'de ve C++'da ben bu idiomu kullanabiliyorum. Şimdi bakın biz burada 3'e 3'lük bir şey yazıyoruz ya aslında. Dikkat edin bu işlemin içerisinde bakın şu harflerle A aç kapa parantez 3 aç kapa parantez 3 dediğinizde aslında siz bunun değerini integer olarak alıyorsunuz. Ama A'nın aslında kendisi burada ne arkadaşlar? Bir pointer. Ve aynı şekilde bakın normalde bakın buradaki A'nın kendisi de aslında bir pointer. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Aslında bakın tek boyutlu bir dizide biz A dediğimizde aslında hafıza bölgesinden bir tane adresi aslında göstermiş oluyoruz. Eğer bakın biz bunun yanına aç kapa parantez burada köşeli parantez yaparsak aslında bunun içindeki değere ulaşıyorduk. Peki biz burada ne yapıyoruz? Dikkat edin bakın A 3 3 dediğimizde aslında şu birinci parantezde şunu 2 yapayım ben. Şunun içerisinde aslında biz hep integer değerleri tutuyoruz. Ama A 3'ün içinde bakın burada biz hep pointer tutuyoruz arkadaşlar. Yani aslında gösterge türü tutuyoruz. Bunu şu anda anlamanızı beklemiyorum ama sadece genel kültür anlamında size söylemek istiyorum. Biz burada bu dizi değerlerinin hepsinin içerisinde integer bloğunda aslında hep integer yani aslında gerçek sayı değerleri tutuyoruz. Ama şuradaki verilen ifadeyle şu matris ya da şu vektörde ise bunların adres değerlerinin başlangıç değerlerini tutuyoruz. Yani bizim ikinci parantezimizde verdiğimiz değer integer burada adres tutuluyor arkadaşlar ve A da adresin adresini tutan ifade oluyor. Yani A3 pointer'ları gösteriyor. Bu da pointer to pointer. Yani aslında adresin tutan o integer'ları tutan adresleri tutanın adresini aslında burada gösteriyor. Bu yapı belki size karışık gelebilir ama emin olun ki böyle değil aslında arkadaşlar. Ben zaten bunları pointer'larda gösterirken zaten size bunları anlatmaya çalışacağım. Ama siz şunu bilin. Siz burada int a 3 2 dediğinizde hafıza bölgesinden böyle matris gibi bir alan bize ayrılmıyor. Nasıl bir alan ayrılıyor biliyor musunuz? Gidiyor 3 2 1 ayrılıyor. Sonra 5 6 7 ayrılıyor. 3 4 4 ayrılıyor.
Ve bakın bunların hepsi ardışık oluyor. Ben buraya boşluk bıraktım ama bakın birinci satır şurada, ikinci satır burada, üçüncü satır burada oluyor. Ve bunların hepsi nerede tutuluyor? A sıfıra, sıfırda bu tutuluyor. A 1'e, sıfırda bu tutuluyor. A 2'ye, sıfırda bu tutuluyor. Peki bakın şu adresler var ya, şurası bakın bunların integer değerleri. Bunun türü int. Ama bakın bu adresleri de biz hafıza bölgesinde eğer sıralarak koymak istiyorsak işte bunların gerçekten pointerlarını da bizim tutmamız gerekiyor. Yani bunu gösteren adresleri de tutmamız gerekiyor. Çünkü derleyici bunu isterse bizim için farklı bir yere koyabilir. O yüzden bakın ben burada A1 ifadesini ben yazdığımda bu aslında bana ne gösteriyor biliyor musunuz? Pointer yani adresin kendisini gösteriyor arkadaşlar. Aynı şekilde bakın A Y'yi sadece ben burada göstermek istersem pointer to pointer oluyor bu. Yani aslında pointer tutan pointer oluyor burada. Yani biz aslında ne biliyoruz? Artık şunu biliyoruz. Eğer multi-dimensional bir dizi tanımlamak istiyorsak burada type name array dediğimizde aslında size 1 size 2 diyor ya burada. Bunların değerlerinin hepsini ne yapmamız gerekiyor aslında bizim? Şu şekilde anlamamız gerekiyor. Size 2'nin içerisinde verilen her şeyin türü integer ama size 1'in içinde tutulan her şey aslında adres. Ve name array de adresin adresini tutuyor arkadaşlar burada. Sadece kulak aşinalığı olsun diye ben size bunu anlatıyorum. Çünkü biz bu kavramların hepsini sıklıkla aslında burada kullanacağız arkadaşlar. Zaten örnek yaptığımda bunları detaylı bir şekilde aslında siz göreceksiniz. Şimdi bakın şöyle geliyorum bir include yazıyorum. Yine dışarıya değer vermek için namespace std'yi koyuyorum. Int main return diyorum burada 0. Şimdi bakın ben burada 2'ye ikilik 1 yani bir matris formunda aslında multidimensional bir array tutmak istiyorsam A 2 tane parantez açıyorum ve bunların benim spesifik olarak boyutlarını vermem gerekiyor arkadaşlar burada. Bunu nasıl vereceğim? Sallıyorum 2'ye 2 olsun bu. Ve buraya geldiğinde ilk initialize değerleri nasıl verebiliyorum? Eğer ben bunu initialize etmek istemiyorsam şu şekilde tanımlayabilirim arkadaşlar. Bunu çalıştırdığımda bakın herhangi bir hata değeri almıyorum. Bunların hepsi ama ne oluyor? Garbage value'da oluyor. Yani aslında ben burada ifadeleri yazdığımda bunların içindeki değerler hafızada o an ne varsa aslında onu gösteriyor. Ama eğer ben bunu gerçekten initialize ederek yani ilk değer vererek yapmak istiyorsam int a 2'ye 2 yazıyorum. Ve buraya gelip bir parantez açıyorum. Süslü parantez. Artık bakın ben ne demiştim? Burada 4 tane değer tutulacak ama 2 tane integer burada bir adreste 2 tane integer bir adreste olacak. O yüzden bakın buraya geliyorum. Bir köşeli parantez daha açıyorum. 1'e 2 yazıyorum. Virgül diyorum. 3'e 4 burada yazıyorum. Bakın A 0 1 2'de şu tutuluyor. A 1 2'de bu tutuluyor. Bakın normalde biz bir integer diziyi nasıl tanımlıyorduk aslında? Buraya B diyorum mesela 2 olsun bu. Bu şekilde tanımlıyorduk. Sağlıyorum 3'e 4 diyorum burada. Normalde bakın ben int B 2 yazdığımda burada bakın 2 tane değeri burada sırasıyla 0. ve 1. indisi aslında burada tutuyoruz. Ama B'nin kendisi bakın bu bloğun tamamını tutuyor. Bakın burada A'yı yaparken şu 2 blok var ya şu sondaki 2. Aslında bu gidiyor bunu tutuyor. Neyken? Burası sıfırken. Burası da gidiyor şurada tutuluyor ama neredeyken A 1 ve şurada 1 2 beraber yazılımda aslında bunu tutuyor. O yüzden bakın B'nin kendisi burada adresken burada A şu ifade adres oluyor arkadaşlar. Ve aynı şekilde A da adres of adres oluyor. Adresin adresi oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada gideyim ne yapayım? Ben bu değerlerin hepsini gerçekten tutmaya, bu şekilde vermeye başladım. Başladıktan sonra ben ne yapabilirim burada? Şu şekilde bir örnek yapabilirim. Geliyorum bir for diyelim. Int i eşittir 0'dan. I kaça kadar olsun burada? 2'ye kadar olsun. Çünkü benim boyutum 2. Ve i artı artı diyorum. Burada bakın iki tane satırı aynı anda dolaşmak istediğim için aslında nested bir loop tanımlamam gerekiyor. For j equal 0 diyorum burada. Int j
Eşittir 0. C 2'ye kadar diyorum burada. C artı artı. Bunları neden söylüyorum? Aslında size'larından dolayı söylüyorum. Hatta onları da şöyle tanımlayalım. Define keyword ile aslında. Size 1 diyeyim, buraya 2 diyeyim. Define size 2 diyeyim. 2 diyeyim burada. Şöyle alayım bunu. Şuraya koyayım. Size 2'yi de böyle koyayım. Size 1'i alayım, şöyle koyayım. Size 2'yi alayım, bu şekilde koyayım. Ve bakın ben burada bunların değerlerini yazdırmak istediğimde artık ne yapabilirim arkadaşlar? Cout diyeyim. Burada A E J yazıyorum. Bakın buraya. Ve buraya A E ve J ifadesini yazdığımda aslında artık ne yapacak aslında? Bu bana bu değerleri, yani dizinin içerisindeki değerleri sırasıyla verecek arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum bunu. Bakın 1, 2, 3, 4 değerini aslında burada ne yaptı? İdeal olarak aslında arkadaşlar bana burada bu değerlerin hepsini verdi arkadaşlar. Şimdi bakın şu i ve j'yi de aslında indis olarak ben buraya yazayım. O yüzden şöyle bir değişiklik yapacağım burada. A, i. Şuraya i diyorum. Aynı şekilde bir kapa parantez yapıyorum. Bir tane de aç parantez yapıyorum. C'yi koyuyorum. Ve şöyle kapa parantez yapıyorum buraya. Hatta şuraya şu şekilde yapıyorum. Ve tekrardan ben bunların indisleriyle birlikte yazdırmak istediğimde aslında. Bakın A00'a 1, A01'e 2, A10'a 3, A11'i 4 olarak aslında bana burada çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bakın biz bu değerlerin hepsini multi dimensional olarak burada verdik ya. Bunları tanımlarken aslında ne yapabiliyoruz artık? Şunu biliyoruz. Biz bakın buraya bir atama yapmak istediğimizde bu indislerle gezdiğimizde bakın içeride dörtlük bir dizi tutabiliyoruz. Ama bunun ikisi şu sıfırda, ikisi de bir adresinde tutuluyor arkadaşlar. Bazı uygulamalarda, özellikle matematiksel uygulamalarda aslında siz bunları aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Çünkü zaten başka şansınız yok arkadaşlar. Eğer diziyi ya da atıyorum sizin matrisinizi ya da atıyorum bu bir veri de olabilir, bir string de olabilir, char da olabilir. Siz bunları eğer aynı yerde tutmak istiyorsanız ve birden fazla aslında bölgedeki ifadelerin hepsini aynı topluluğun içine gömmek istiyorsanız aslında sizin burada başka şansınız kalmıyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu bir konuydu. İkinci konu da aslında şu. Ben buraya bunları yazdım. Ama madem dedim ki ben burada, madem şöyle bir ifadenin içerisinde size 2 burada integer değerleri gösteriyor. Size 1'in içindeki parantez integer değerlerin adreslerini gösteriyor. Aynı şekilde A da bu adreslerin aslında dizisinin adresini gösteriyor dedim. Yani sıralı olarak yazdım. O zaman ben buraya int c, size 1, size 2 ve size 3 diye bir ifade tanımlayabilir miyim arkadaşlar? Sentaks olarak. Şu size 3'ü de buraya gidelim, ne yapalım? Ön işlemci komutuyla tanımlayalım. Bakın arkadaşlar ben bunu tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda herhangi bir sorun çıkmadı. Şimdi bu bize ne anlatıyor aslında? Bakın burada size 3 tamamen içinde integer değerler tutuyor. Size 2 ile verilen aslında parantez integer adres tutuyor. Size 1 ile verilen adres integer adresin adresini tutuyor. Yani burada bizim bir adresimiz var. Ve bu adres de aslında integer değerlerin adresi. Peki C değerini tutuyor arkadaşlar. C ise arkadaşlar integer adresini burada tutuyor arkadaşlar. C++ ve C size böyle 14 tane 14 boyutlu aslında diziye kadar bunu tutmanıza izin veriyor arkadaşlar. Compiler derleyicilerinde aslında. Bunun sebebi ne? Siz bakın zaten biz programı yazarken bu main bir adres ya. Bu adres bloğundan başlayıp aşağıya doğru gidiyoruz ya. Aslında biz burada int b yazıyoruz ya da ej yazıyoruz ya. Bunların hepsi aslında hafızada bir yerde tutuyor ve bunların adresi var. Aslında şu i var ya. Aslında derleyici bunları adres olarak görüyor arkadaşlar. Değer olarak görmüyor. İçine aslında değer atamasını da bir adres de yapıyor. Aynı şekilde bakın fonksiyonu da siz başlatırken bunları da zaten adreslerle başlatıyorsunuz. Yani bu integerların adresi var ya, adresi tutan bir adres hafızada aslında zaten elzem ve gerekli bir şey arkadaşlar. Ve C, C++ compilerları, derleyicileri bize aslında neyi garanti ediyor?
14 tane sen böyle ardı ardına adresin adresini adresinin adresini tutan bir adres aslında tanımlayabilirsin diyor. Çünkü program zaten bu döngüyle aslında çalışmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani siz bir adres gösterdiğinizde aşağıdan yukarıya doğru, yukarıdan aşağı doğru bu kodu çalıştırdığınızda bu adreslerin arasında hep zaten bu adres bloklarıyla haberleşiyor. Çünkü hafızada bundan başka bir şey elimizde yok arkadaşlar. O yüzden bakın, biz istersek bu değerleri de yazdırabiliriz. Aynı şekilde istersek bunları bir değer de tanımlayıp aslında initialize de edebiliriz arkadaşlar. Mesela sallıyorum, ben buradaki değerlerin hepsini aslında bir atama yapayım. For int i diyorum sıfırdan. Hatta şu döngüyü direkt alayım yukarıdan. Bir daha uğraşmayalım. Sadece burada ne yapmamız gerekiyor? Buraya bir tane daha for döngüsü yazacağım. For int k eşittir 0 diyorum. K size 3'ten küçükken k artı artı diyorum burada. Bir parantez açıyorum ve bu parantezin içerisine gidiyorum. Ne yapıyorum? Şunu koyuyorum. Şimdi bakın, ben bu değişkeni yazdığımda burada burada c dedim ya ben buna. Şu c'yi alıyorum. Buraya bir de k yazıyorum. Aynı şekilde bakın. Şu ifadeden sonra yine şu şekilde bir boşluk koyuyorum. Bunu yaptıktan sonra buraya gidiyorum. K'yı koyuyorum. Sonra da buraya gidiyorum. Yine aç kapa parantez yaptım ya. Şu şekilde. Şunu koyuyorum. Ben şu C dizisinin hepsini aslında burada yazdırabiliyorum. Ama hem yazdırırken hem de gidelim biz burada değer atayalım bunlara. Şöyle. Cout'un hepsinin içerisinde sallıyorum. İçeride bir counter'ımız olsun. Counter artı 1 olsun. Bu counter'ı da gidelim ne yapalım? Yukarıda şu şekilde bir tanımlayalım. Şöyle integer olarak 0 olsun. Şimdi ben bunu tanımladığımda arkadaşlar, counter'ı geliyorum buraya atıyorum. Atadıktan sonra ben bunu çalıştırdığımda şu şekilde. Bakın, C00'dan 8 tane değeri burada sırasıyla atıyor arkadaşlar. Ben ne yaptım? Counter'ı burada tanımladıktan sonra her bir arttırma değerinde bakın 0000, 001, 0010, işte 111 değerine kadar aslında bunların hepsini aslında burada ne yapabiliyorum? Gösterebiliyorum arkadaşlar. Yani aslında biz burada dizileri ne yapabiliyoruz? Adres bölgeleri olarak görebiliriz. Ve bu adres bölgenin aslında son bloğunda aslında biz ne yapıyoruz? Sadece integer ya da double ya da atıyorum türümüz neyse onları tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu derste aslında anlattım. Anlattıktan sonra ben hepsi adres kavramından bahsediyordum ya. Bir sonraki derste aslında adreslerle aslında bu dizileri nasıl kullanabiliriz? Nasıl atama yapabiliriz? Ve gerçekten bunları gerçekleştirirken nasıl sorunlar çıkabilir? Onlar üzerine aslında yoğunlaşacağız arkadaşlar.